Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte evimi temizleyeceğiz. Kaç haftalardır evimi temizlemiyorum. Yani 2-3 haftadır kesinlikle evi temizleyemediğimin farkındayım. Bir koşuşturmacanın içerisinde olduğumuz için bu. Yoksa ben asla bu kadar fazla yani temizlemeden durabilecek bir insan değilim. Sadece temizliği de geçtim. Artık ev dağılmaya başladı. Hani nasıl olsa temizlik yapacağım diye toparlayamıyorum da. Bu sefer ipin ucu iyice kaçtı ve artık bir an önce eve el atmam gerekiyor. Erken kalktım ama yine de erken hareket edemedim. Erken kalkan erken yol alır derler ama normalde hep öyleyimdir. Bugün çok fazla öyle olamadı. Yani 8'e doğru uyandım ama şu an saatlerimiz 10'a geliyor. Editimi yapmıştım dün gece. Bugün yüklemem gerekiyordu. O yüzden onunla uğraştım birazcık ufak bir şekilde. Bu saati buldu. Kahvaltı falan yaptım. Zaten gördünüz tost ve elma suyu içtik. Böyle sıcak bir şeyler istemedi canım. Serin serin bir şeyler istedi. O yüzden de çay yapmadım yanına. Meyve suyuyla birlikte tostumuzu yiyerek güne başladık. Şimdi ben temizliğe başlayacağım. Önce mutfaktan başlamak istiyorum. Ondan sonra diğerlerine sırayla geçiş yapacağız. Normalde hep salondan başlardım ama bu sefer salondan başlamak istemiyorum. Çünkü salondan başladığım zaman günü tamamıyla bitiriyormuşum gibi geliyor. Sanki böyle daha çok vakit varmış gibi geliyor. O yüzden öyle yapmayacağım. Bugün direkt mutfaktan başlayacağım. Mutfağımda zaten dün tezgahımı, işte fayanslarımı falan silmiştim. Bugün dolaplarımızı sileceğiz. Buzdolabının kapağını sileceğiz. Sonra yerlerini silip süpürüp burayı kapatacağız. Buraya dair çok fazla bir şeyimiz zaten bugün için yok. Diğer odalarda çok işimiz var ama o zaman merhaba konuşmasını yaptığımıza göre size keyifli seyirler diliyorum. Kendime de kolay gelsin. Mutfak bitti. Elimde yıkamam gereken bulaşıklarım vardı. Onları şu şekilde yıkadım. Buralar tertemiz oldu. Şu bezlerimi şimdi kaynatacağım, mutfak bezlerimi. O yüzden buraya koydum. Şişede böyle bulaşık deterjanlı su bekletiyorum. Birazcık kokusunu alsın diye onları da atmadım. Yani şu şarap şişesi çok hoşuma gittiği için atmak istemedim. Kullanırım diye düşündüm. Şöyle göstereyim.
Mutfak dolaplarım parlıyordur umarım, siz de görüyorsunuzdur. Yani ben buradan canlı canlı görebiliyorum parladığını. Çok güzel bir şekilde silmeye özen gösterdim. Gerçekten de en ince ayrıntısına kadar sildim. Bulaşık makinemi de fırınımı da güzelce sildim. Burası parıl parıl oldu. Banyo diyorum. Mutfağım zaten öncesinden yıkanmış bir şekildeydi ama belki birazdan tekrardan yıkayabilirim. Duruma göre değişik gösterebilir. Çünkü aşağıda inşaatçıların eşyaları var. O yüzden şu anda yıkayamadım. Şöyle halımı güzelce süpürdüm. Buraları da güzelce süpürdük. Mutfak masamın ayaklarını da parıl parıl yaptım. Üzerini de güzelce sildim. Buradaki rafımın tozunu da aldık. Patates soğanlığımı da güzelce temizledim. Sadece yerleri silmek kaldı. Birazdan yerleri bütün odaların aynı anda sileceğim. O yüzden şu anki görüntümüz bu şekilde. Burayı halletmiş olduk. Banyoyu da halletmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duşa kabinin kireçlerini götürmek için elimden geleni yaptım ama benim şuradaki kireçlerim ne yaparsam yapayım çıkmıyor. Çünkü çok arada kaldığından dolayı beni çok zorluyor. Çamaşır makinemi falan her şeyi sildim. Yerleri güzelce yıkadım. Hala ıslak görüyorsunuz ki. Lavabomuzu güzelce ovduk. Klozetimizi de ovduk. Buraların tozunu da aldım. Şuradaki aynamın da güzelce tozunu almış oldum. Ve burayı da misler gibi yaptık. Her şeyi tamamlamış oldum burada da.
Şimdi soğuk kahveleri içtik güzelce, çok güzel geldi. Ali de gelmişti yani işten. O sırada soğuk kahvemizi yapalım dedim, sonra devam ederiz demiştim. Bu arada mutfak bezlerimi de güzelce yıkadım, kaynattım. Kurumaları için astım, onların kurumasını bekliyorum. Şimdi yatak odasının sadece süpürme ve yerlerini silme kısmı kaldı. Onun dışında orayı da bitirdik. Ali gelmeden önce bir metroya uğramış. Metrodan alınacak birkaç bir şey söylemiştim. Yani aslında yani ihtiyaç değildi de. Yine de uğradığında şunu 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 alır mısın diye söylemiştim. Şimdi onları bir önce yerleştireceğim. Sadece bir torbamız var. Aldıklarımızı da hatta gösteririm şimdi size. Böyle. Şu an devam edeceğiz ama ufak bir mola verildi. Şöyle tortellini makarna aldattırdım. Bunu daha önce de almıştım. Bir değişiklik olsun, çeşit olsun diye bundan istedim. Şöyle yeğenine sebzeli bu makarnalar, sebzeli makarnalardan bu hayvan figürlü olanlardan var Ankara makarnanın. Bundan almış. Mutlaka market alışverişlerimizde çocuklar için de bir şey alınıyor yani bizde. Bu artık yani alışılmış bir şey haline geldi. Şöyle kırmızı bir şarap alınmış. Şu şekilde de bir tane roz şarap alınmış. R harfi var. Yani bu bana bir mesaj mıdır? Şu şekilde karışık kırmızı meyveli bir içecek almış. İçerisinde çilek, yaban mersini falan her şey, karadut hepsinden var. Bayağı bir büyük bu. 2 litreymiş hatta bu. Şöyle bu içeceğimizi de koyalım arkaya. Ben şu kremayı istemiştim. Şu şekilde kahvelerimizin üzerine sıkmak için krema aldım. Böyle kahve yanına çikolata. Bunun içerisinde bitter çikolata var, beyaz çikolata var, ruby çikolata var ve sütlü çikolata var. 4 çeşit çikolata varmış. Üzümü de şarap tabağı için aldı muhtemelen. Ve son olarak da çedarlı üçgen peynir. Bunların hepsinin ne kadar tuttuğuna bakalım. Şimdi içeriye koymuş. 495.36 tutmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ben bir yerleştireyim. Balkonumu da tamamıyla temizledim. Çok az bir dokunuş yapıldı buraya. Şuradaki pufu biraz daha cama doğru dayadım ve bunları birazcık eğim oluşturarak böyle karşılıklı yine yaptım ama dediğim gibi hem bu biraz eğimli oldu hem de bu tekli koltuğum eğimli oldu. Ortadaki
Sehpa normalde yataydı. Bunu dikey bir şekilde oluşturdum. Şurada kuşların yemleri var. Böyle balkona geldikleri zaman hemen elimizde avcumuzda falan veriyoruz veya kenarıya koyuyoruz. Şuraya da tekli bir tane sehpa koydum. Burada da zaten televizyonumuz var. Her şey burada da yerli yerinde. Burası bizim küçük kış balkonumuz. Yazın da kullanıyoruz ama ancak akşamları kullanılabilen bir yer burası. Şuradaki çerçevelerimiz de yine aynı yerli yerinde. Bu odayı da tamamıyla düzenlemiş oldum. Camlarını da çok güzel bir şekilde temizledim. Burası da pırıl pırıl oldu. Şimdi sizinle birlikte mobuma su ayarlayacağız arkadaşlar. Yer suyumun içerisine şu Cif'in konsantre zemin uzmanı fayanslar için olanı deneyeceğim. Normalde fayanslar için diyor ama ben parkelerde de deneyeceğim bunu. Pembe çiçekleri olanını ve Arap sabunu koyacağım. Biraz da beyaz sirke ile makinemin, bulaşık makinemin parlatıcısından ekleyeceğim. Evet, balkonumda misler gibi oldu. Görüyorsunuz bütün masamı, sandalyemi, her şeyimi yıkadım. Buradaki camları da, balkon camlarını da sildim. Şuradaki camları da güzelce sildik. Dolabımı da iyice kuruladım, ıslandı. Böyle, burası şimdi tertemiz oldu. Akşam üzeri böyle buz gibi oturmaya müsaitiz şu anda. Bu arada bu işte kule tipi vantilatörümü de mutfağa getirdim. Yemek yaparken falan bana eşlik etsin diye. Priz de tam yanında olduğu için çok zorlanmam diye düşündüm. Zaten bu genellikle yatak odasına ve mutfakta daha çok kullanabileceğimiz bir ürün olduğu için şimdilik mutfağıma koydum. Zaten görüntüsünde mutfağıma uygun olsun diye seçmiştim. Beyaz tercih ettim. Ufak gri böyle dönerken şuralarında falan düğmelerinde grilikler var. Bunlar da tam mutfağıma uyum sağlayacak. Böyle koltuğuma, sandalyelerime, daha doğrusu koltuk ne alaka, iyice yandı beynim. Uyum sağlayabilecek bir model. O kadar çok yoruldum ki yani sıcakta temizlik yapmak çok çok insanı bunaltıyor. Bir şişe limonatayı Ali ile birlikte bugün bitirdik kahveden sonra. Gerçekten insan soğuk soğuk bir şeyler istiyor. Ali şu an salonda klimanın karşısında olduğu için o çok sıcaktan etkilenmiyor ama ben hem işlenip sinek girdi. Hem işlenip hem de böyle bu sıcakla mücadele ettiğim için şu an görüyorsunuz kıpkırmızıyım. Çünkü balkonumu da çok güzel bir şekilde temizlediğim için sıcaktan etkilendim birazcık. Ojelerimin hepsi çıktı yarıya kadar. O yüzden tam temizlik molasında da böyle çok kötü gözükmesin diye çıkardım. Lila ojelerim vardı. Onları da çıkardım. Çünkü artık böyle silerken falan bezde bir baktım yarısına kadar gelmiş ojelerim. Görüntü olarak da çok kötü gözükecek. O yüzden hazır temizlik yaparken evimin bulunduğu yer böyle hareketli yani. Hep sessiz vlog çekmek istiyorum ama böyle sesten dolayı çok kötü oluyor. O yüzden sonradan vazgeçiyorum. Saçlarımı da
şu an kendi özgürlüklerini ilan ettiler. Şu elimde yıkadıklarım kurudu. Şunları da şimdi yerine yerleştireceğim. Ali uyuyor. Klimanın karşısında uyumuş. Salonda işte toz alma işlemlerimin hepsini bitirdim ama süpürgeyle yerleri silmek kaldı. Bir de koltukların üzerini sileceğim. Onun dışında evi komple bitirdim. Erken saatte bitirmiş olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor şu anda. Hatta normalde yarın çamaşırlarımı yıkayacaktım ama dedim ki bugün çamaşırlarımı yıkayayım. Yarına sadece ütülemek ve katlamak kalsın istedim. O yüzden ilk postamı attım. Nevresim takımlarımı attım. Daha sonrasında işte renkler, siyahlar, beyazları da attıktan sonra çamaşır kısmını da bitireceğiz bugün. Hazır güneş varken güzelce şöyle bir kurusunlar rüzgarın etkisiyle de birlikte. Böyle bir tek salonum kaldı. Onda da Ali'nin uyanmasını bekliyorum. Parlayan salon parkelerimle size salonumu bitirdiğimin sinyallerini de veriyorum. Gördüğünüz gibi burası da pırıl pırıl oldu. Daha yerler kurumadığı için içeriye girip de göstermiyorum. Sadece şurada bilgisayarım, işte not defterlerim ve telefonum var. Onlar kurusun, yani yerler kurusun. Ondan sonra onları da oradan alacağım. Şu anda yerler dediğim gibi pırıl pırıl oldu. Gayet de yeni yer temizleyicimden memnun kaldım. Cifink'ini ilk defa kullandım. Şurada gördüğünüz gibi bir korkuluğum var. Orayı da güzelce şu koltuğu öne alarak şu an ışıktan dolayı çok net gösteremiyorum. Orası da güzelce temizlendi camıyla birlikte. Koltukların üzerini süpürdüm. Sehpamı, ondan sonra konsolumu ve yemek masamın da tozunu aldıktan sonra şu aynalarımızı da sildikten sonra burayı da gördüğünüz gibi bitirdik. Ve artık ben de bittim. Saçımdan belli oluyordur. Artık dağılmış bir haldeyim. Çok terledim. Yani gerçekten bittim yani. Gerçekten bittim. Her şey bitti. Sadece iki posta çamaşırım kaldı. Şimdi ikincisindeyim. İki posta daha kaldı. Onları da bitirdikten sonra güne artık bu şekilde noktalamış olacağız bence. Bir duş alacağım. Ali tekrar işe gitti. Bir işi çıktı. O gelmeden önce bir duşumu alırım. Ondan sonra bir artık yemek kısmına geçiş yaparız. Eşime sormuşsunuz bu vlogu. Keşke. 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 Sizi çıkartmasaydık. Kolay gelsin. Ben şimdi nasıl yapayım? Dışarı koyabilir miyim? Koyma aşkım. Kapı açık kalsın. Tamam. Şimdi gelen kargomu birlikte açacağız sizinle. İçinde serumlarım var diye hatırlıyorum. Çünkü en son serum siparişi vermiştim. Evet. Şöyle. Bir tanesi hyaluronik asit, bir tanesi de kolajen. Şu şekilde iki tane serum siparişi verdim. Hyaluronik asitim bitmişti. Ben Debrus'unkini kullanıyordum. Ama bir buna şans vermek istedim. Hem kolajen hem de bunun siparişini verdim. Umarım memnun kalırım diye ümit ediyorum. Ebatına bir bakalım. Ebatı normal serumlarımdaki gibi aynı. Bir değişiklik yok. Hyaluronik asit olarak bunu kullanmak istedim. Bunun ebatını da beğendim. 20 ml'lik. İçeriklerine bir bakalım. Zararlı bir şey var mı? Tam olarak bunda da ne yazıyor? Vitamin B5 cildinize canlı ve parlak bir görünüm sağlar diyor. Temiz cildinize günde 2 kez yeterli miktarda serumu masaj yaparak kullanınız. Cilt tarafından emilene kadar
Bekleyiniz harcayan kullanım içindir. Göz ile temastan kaçınız. Yani normalde diğerleri de hep yazılanlar. Bakalım bir şans verelim. Umarım memnun kalırım. Kolajeni de yine aynı ebattadır zaten. Bu yeşili, bu da moru. Kolajeni hiç kullanmadım daha önce. İlk defa kullanacağım. Umarım memnun kalırım. Şu an evin her odası güneş alıyor arkadaşlar. Nereye gitsem güneş. Şöyle bir açıyla çekelim bakalım. Şimdi duştan çıktım, gördüğünüz gibi şuraya da hemen çamaşırları, kuruyan çamaşırlarımı attım. Gelince hemen onları da katlayacağım. O dağınıklıktan da kurtulacağım ki yarın yeni bir güne başladığımda her taraf derli toplu olmuş olsun. O görüntüyü çok seviyorum temizlik yaptıktan sonra. Neyse, dediğim gibi duş aldım. Şöyle bir yüzüme ufak bir dokunuş yaptım. Giyindim. Hatta birazdan aynada klasik kombin gösterme durumumuzu, güncellememizi yaparız. Dışarı çıkacağız. Dışarıda yemek yiyeceğim. Bugün evde hiç yapabilecek halimin olmadığını anladım. Ve Ali'nin teklifi üzerine dışarıda yemek yemeye çıkacağız şimdi. Begümlere gideceğiz büyük ihtimalle. Neyse. Tekrar konuşuruz. Yeni bir güncelleme olursa orada haber veririm zaten. Şimdi gördüğünüz gibi giyindim. Şurada banyo paspas takımım var. Onu da birazdan sereceğim. Çamaşırlarım bitmesini bekliyorum ki banyo ile işim tamamıyla bitsin diye. Şöyle normal böyle gül desenli mavi eteğimi giydim. Üzerine de şu şekilde triko gibi bir üst giydim. Burası farklı. Burası farklı. Yani asimetrik değil. Asimetrik bir üst giydim. Şu şekilde parlament mavisi. Ve şimdi çıkış yapalım bakalım. Şimdi yemekler yenildi. İskender yedik Ali ile birlikte. Birazdan Begüm'lere gideceğiz. Kahvemizi de onlarla içeceğiz arkadaşlar. O kadar çok acıkmışım ki bu kadar yorgunluğa çok iyi geldi. Şimdi biz onlara gidelim. Sonra tekrardan güncellerim sizi. Eve şimdi gelindi. Ali Bey balkon keyfi yapıyor. Ben de şimdi bir soda keyfi yapacağım. İstemediğin emin misin? Evet. Ben istiyorum onu. Çünkü kendimi çok yemiş gibi hissediyorum. Şimdi pijama keyfiyle Survivor'ın finalini izleyeceğim. Son gün artık. Yani 6 aydan beri izliyor olmamıza şaşırıyorum. Son ayda çok fazla izlemedik ama gerçekten 6 aydır kesintisiz izlemiş gibi bir şeyiz yani. Şimdi pijamalarımı giyeceğim ve keyfe geçeceğim. Çünkü başlamıştır artık. Sona geldik. Saat kaç? Saat şu anda 12'yi çeyrek geçiyor. Ali balkonda izleyecek. Ben de içeride izlerim büyük ihtimal. Uzanmak istiyorum çünkü bugün gerçekten o keyfi hak ettim. Evimi tertemiz yaptım. Tertemiz evde yemek de yapmadım. Onun için mutfağım da şu an tertemiz bir halde. Yarın böyle temiz bir eve uyanacağım. Sadece yarın bütün işlerim var çünkü bütün çamaşırlarımı attım. Şu anda da geldiğim gibi havlarımı attım. Havlarım bittikten sonra da temizlik yaptım, bezleri atacağım ve bütün hepsini sıfırlamış olacağız. Yarına sadece katlama ve ütü kısmı kalmış olacak. Onun dışında başka bir işlemimiz olmayacak. Bu hafta gerçekten dört dörtlük ev işi yapmış oldum. Yani her şeyi ayarlamış olduk. Neyse, dediğim gibi şimdi ben pijamalara geçiş yapayım. Sonra da sodamı içeyim. Survivor'ı da bitirdikten sonra artık yatış vakti diyebiliriz.
Çok yorulmuş bir rüyayla şu an size veda etmek için kamerayı açtım arkadaşlar. Temizliğimi olabildiğince hızlı bir şekilde yapmam gerekiyordu. Onun için bu seferki temizlik vlogumu çok fazla böyle ayrıntılı bir şekilde çekememiş olabilirim. Çünkü ertesi güne bırakmamam gerekiyordu. Ertesi güne bırakmamamın sebebi de bugün hastaneye gitmediğimiz için, yarın hastaneye gidecek olduğumuz için ertesi güne kalmaması gerekiyordu. Bunu böyle bir tırnak içinde belirteyim. O yüzden çok fazla böyle detaylı bir şekilde çekememiş olabilirim ama elimden geldiğince her odada yaptığım en ufak bir şeyi göstermek için uğraştım. Yani sonuç olarak evim şu anda temiz olması beni çok rahatlattı. Çünkü birkaç günden beri, hatta bir iki haftadan beri sürekli temizlik yapacağım diyorum, bir şey çıkıyor. Temizlik yapacağım diyorum, bir şey çıkıyor ve bu bana engel oluyor. Çünkü evde durduğum gün içerisindeki saat 3 saat, 4 saat olduğunda normal bir vlog çekebileceğim sürecim var ama temizlik yapabileceğim bir vaktim yok. O yüzden de zaten editlerim bu ara birazcık gecikmeli gelecek büyük ihtimalle. Ama tabii ki de çekmeye devam ediyorum. Yani olabildiğince haftada bir bile olsa video atmaya çalışıyorum. Çekerken inanın 7 gün boyunca çekiyorum ama bir tane video atabiliyorum. Editten dolayı bu da. Çünkü hastane ortamında veya ailenizde en sevdiğiniz bireyin hastalığında başında beklerken bilgisayarınızı alıp da tak 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 edit yapamıyorsunuz ve eve o kadar çok yorgun geliyorsunuz ki, halbuki çok fazla bir şey yapmasanız bile bir gönül yorgunluğunun uzun olması, ruhunuzun yorgun olması bazı şeylere engel oluyor. Yani ben normalde çok uykusuz kalıp da editler yaptığım zaman oldu ama maalesef ki bazı gönül yorgunlukları bunun önüne geçiyor. Mutlaka böyle bizim gibi sıkıntılar yaşayan, sağlık problemleri, yani ailesindeki en sevdiği kişide sağlık problemi olan kişiler mutlaka aranızda vardır. O kişilerden biri de mesela biziz. Yani bizim ailemizde de bazı sağlık problemleri olduğundan dolayı ve sürekli bu sene içerisinde bir problemlerle, yani bir problemimiz bitiyor başka başlıyor. Tabii Allah beterinden korusun. O yüzden ben de böyle çekerken, editlerken bazı zamanlarda sıkıntı yaşıyorum. Ama beni en başından beri takip ediyorsanız bazı şeyleri sizinle her zaman konuşuyorum. Size her şeyi paylaşıyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Çünkü artık biz de bir aileyiz ve siz de benim neler çektiğimi, neler yaptığımı güncel olarak biliyorsunuz. Neyse, veda konuşmasını çok uzatmayayım ve sizi de sıkmayayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Ben olabildiğince hızlı bir şekilde çektim bu vlogları. Yani bu vlogları değil, bu vlogu. Temizliğimi hızlı yapmak istediğim için. Ben de editlerken göreceğim. Umarım benimle içmesinler. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bu vlogu artık kapatalım. Yarın yeni bir vlog'a başlamak istiyorum. Yarın yeni bir videoyla devam edelim yolumuza. Bugünü artık noktalayalım. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.